Evet, milli arada Beşiktaş gerçekten nefes aldı mı? Gerçekten ilaç gibi geldi mi? Santos rahatladı mı? Tüm bu soruların yanıtları için o gün sana döneyim. Ya bu sezon Beşiktaş camiasının rahatlayabileceği tek şey Türkiye Kupası'nı kazanmaktır. O bir nebze rahatlatır. Mutlu eder camiayı. Yeni sezon adına da çünkü sonuçta sezonu kupayla kapatıyorsunuz. Boş kapatmamış oluyorsunuz ve yeni sezon adına da size bir umut veriyor. Ama bugünkü tabloda yani hazırlık maçında Beşiktaş'ın 5 gol atıp kazanması yani oynadığı rakibi biliyoruz. Budućnost yani Karadağ Ligi'nden bir takımla oynuyorsunuz. Hani çok fazla böyle o Beşiktaş ne kadar iyi oynuyormuş havasına girecek bir durum yok ortada. Her hazırlık maçının yıldızı Umut Meraş'ın golü var. Gedson'un golü var. Abubakar'ın golü var mesela maçta. Çok şık bir gol bu arada. Warhol'un golü var. Gol atanlar da ilginç yani. O 5'e bir Gezal bakın. Gezal var. Gezal. Yani uzun zamandır böyle gol, asist falan yapmayan oyuncular yani. O yüzden Abubakar'ı özellikle vurguladım. O yüzden ben bu oyuncular üzerinde mesela özellikle Abubakar, Gezal konusunda da değinebiliriz. Hatta Gedson'u ben başa almam gerekiyor. Çünkü Gedson'dan her teknik adam aynı şeyi bekliyor ama Gedson'dan beklentiler, teknik adamların beklentileriyle Gedson'un sahadaki performansı yani hücum performansı beklentileri karşılayacak seviyeye hiçbir zaman gelmedi. Belki geçtiğimiz sezonun son birkaç haftası hatırlayın gol asist yapmaya başladı. Hani dedik Şenol Hoca eleştirdi. Eleştirerek sonunda Gedson'u istediği kıvama getirdi. Sürekli eleştiriyordu bu arada Şenol Hoca. Yani hani medya önüne atmak için değil. Gedson'dan 3. bölgede biraz daha takıma katkı, final paslarında daha doğru tercihler vesaire bekliyoruz diye. Bu sezonda aynı beklenti var. Gedson yine hücumda yok. Tamam işin savunma tarafında takıma ciddi katkısı oluyor. Dinamizm katıyor, tempo katıyor, topu kendi yarı sahasından çıkarmada gayet başarılı. Ama ben böyle mesela çok akılda kalıcı böyle güzel böyle birkaç tane pasını hatırlamıyorum. Birkaç tane yan yana koyabilecek böyle bir savunma arkası koşusu attırdığı vesaire. Biraz daha işin içine girip 8.5 gibi oynaması gerekiyor artık. Yani hücum tarafında da takıma destek vermesi lazım. Beşiktaş bir yatırım yaptı. Bir potansiyeline yatırım yaptı. Sadece iki yönlü koşan bir oyuncu arasaydı Beşiktaş bu kadar yatırım yapmasına ihtiyaç olmazdı. Daha fazlası beklenen oyuncu. Onun dışında Abubakar'ın maçta çok güzel bir golü vardı bu arada. Klasik Abubakar gollerinden bir tanesini attı. Bizim için klasikleşen ama göze her zaman hoş gelen o gollerden birini attı. Sezonun geri kalan haftalarında Fernando Santos'un forma vermeyi düşündüğü oyunculardan ilk 11'de. Aynı şekilde Gezal. Gezal'ın da biliyorsunuz opsiyonu kaldırıldı. Yani kaldırılmasa da bu arada devreye girecek bir opsiyon değildi. Onu söyleyeyim yani. Kalmış hani final oynadı Beşiktaş Türkiye Kupası'nda diyelim. 11 tane maça çıkacak. 10 maç karşılaması gerekiyor zaten. 2 maçta karşılatmazsınız. Bitti. Zaten o durumda. Bunu Gezal'ın talep ettiği söyleniyor bu arada. Doğru mu? Şöyle zaten Aralık ayındaki süreç böyle başlamıştı. Kadro dışı da kalınca o dönemde kabul etmemişti. Devamında da bu arada kabul etmemesini asla yadırgamıyorum. Yani yerinde olsam muhtemelen ben de kabul etmeyebilirdim. Beni kadro dışı bırakıyorsunuz. Sonra opsiyon kaldır. Niye kaldırım yani? Yapardım bunu, yapmazdım diyemem. Ama çok fazla devreye girecek bir durum değil. Sadece daha rahat oynatın beni düşüncesiyle bence bu yapıldı. Fernando Santos bunu istiyordu çünkü. Ancak ligin geri kalanında düşündüğüm zaman Gezal'ın ilk 11'de oynama şansı o kadar yüksek değil. Raşit de var, Semih Kılıçsoy var, Ernest Buçu var. Bir tek ön alan işte Cenk oynuyor sürekli. Abubakar'ı orada işin içine katmaya çalışıyor. Çünkü Fernando Semih'i Santos neden? Semih'i solda saymamız da bana açıkçası biraz enteresan geliyor. Yok, Semih santrafor. Cenk oynadığı için Cenk'i sola koyduğunuz zaman Semih santrafor. Ama Abubakar'ı koyarsanız Semih sol. İkisi farklı oluyor. İkisiyle oynayınca Semih rolü değişiyor mecburen. Şimdi şöyle, Fernando Santos bugün kendisini kurtarabilmek için her oyuncuya sarılmış durumda. Gelecek sezon Raşit Gezal yok Beşiktaş'ta. Abubakar da yok. Abubakar da olmayacak. Ama onlara da sarılmış durumda. Abubakar'ı bugün 11'de oynatmayı düşünüyor. Yani can atıyor ki Abubakar biraz kıpırdasın böyle biraz fiziksel olarak eskisinin yani şu an çok kötü durumda çünkü.
Sahada biz canlı canlı izliyoruz yani. Abubakar'ın yürümeye hali yok diyorduk. Biraz fiziksel olarak toparlansın da 11'e atayım düşüncesi var. Çünkü teknik adam kendini düşünür. 8 hafta bu. 8 haftanın hani 6-7'sini en azından kazanabileyim ki bir de Türkiye Kupası'nı alayım. Gelecek sezona kalayım. Çünkü şu anki tabloda Fernando Santos'un gelecek sezon Beşiktaş'ın teknik direktörü olma ihtimali yok. Bak şu anki tabloda. 3 haftadır kaybediyor Beşiktaş Ezgi. Bu sezon 3 maç üstte kazanamadı. 3 maçtır kaybediyor ama bunu başarabiliyor. Kazanmayı başaramıyor ama kaybetmeyi başarıyor Beşiktaş. Ve kaybettiği rakiplere bakalım, kusura bakma yani. Kadro kalitesiyle falan alakası yok bu işin. Santos savunmayı toparladı. Takımda iyi bir hava oluştu. Şimdi sıra geldi bak, hücuma savunma falan kendisi, denirken. Savunma kendisinden önceki döneme göre toparlandı. Son 1-2 maç bu arada savunmada iyi değil. Ama genel olarak 14 maçına kıyas edelim. Yani sadece 2 maçta da bir insanı yargılamamak gerekiyor. 14 maçına bakarsak evet, kendisinden önceki döneme göre daha iyi bir savunma performansı var ama zaten takıma savunma yaptırtıyor komple. Yani istenen bu değil. Camianın istediğiyle, taraftarın, tribünlerin istediğiyle sahadaki oyun örtüşmüyor ve karşılamıyor. Ona rağmen Beşiktaş taraftarı tribünleri doldurdu ama bir yerde ne oyun geliyor, ne skor geliyor, ne kadar dolduracak? Ve şu var, Fernando Santos'la alakalı olarak yönetimin çok ciddi bir desteği vardı kendisine. En kötü maçlardan sonra dahi bu vardı. Ama şu an yöneticilerin bazıları mesela geri çekilmeye başladı bu destek konusunda. Bak, bu bir işaret. Eleştiriyorlar oyunu, tercihleri, değişiklikleri vesaire eleştiriyorlar. Yani eleştiri başladıysa bir yönetimden bir hoca için de çanlar çalmaya başlamıştır. Peki. Burada bir virgül koyalım, Mehmet'e bir döneyim. Buraya kadar geldiğimiz süreçte Beşiktaş cephesinde şu Fenerbahçe'de bambaşka bir gündem konuştuk. Galatasaray'da bambaşka bir gündem konuştuk ve Beşiktaş'ta çok uzun süredir bir kaos ortamından bahsediyoruz. Aslında normal. Yani soru sorarken bile ben zorlanıyorum çünkü net bir soru dahi sormak çok zor Beşiktaş'la ilgili. O kadar kaotik bir ortam var. Yusuf Kenan yorumcu arkadaşımız, onun tespitiydi, %100 katılıyorum. Bu kadar kötü Beşiktaş kadrosuyla, hocasıyla, yönetimiyle kolay kolay şahit olmadık artışta. Taraftarla oradaki bağın kopması zaten sezon başındaki protestolar. Bu sezon işte bayağı bir hoca da çalışırdı Beşiktaş'ı. İşin ilginç tarafı, en iyi dokunuşu da Semih Kılıç soyamlısıyla Serdar Topraktepe yaptı. Doğru. Bakarsak. Daha sonrasında onun rüzgarıyla diyebiliriz. İşte Rebiçler, Muleka'lar oynamadı. Cenk Tosun'a belki Semih'i forvette gördük. Semih dışında ele tutulur hiçbir tarafı kalmadı Beşiktaş'ın. Kadro kalitesi yani şöyle, Necip en iyi stoperi. Necip'in kariyerine saygı duyuyorum ama Beşiktaş'ın en iyi stoperi olmamalı. Necip bir alternatif olmalı bakarsak. Joker diyebileceğimiz oyuncusu Tayfur'du sakatlık yaşayana kadar. Kadro kalitesi olarak çok dipte bir Beşiktaş gözlemliyoruz. Yeni sezonda çok oyuncu değişmeli. Musrati ve Muçi ile başlangıç yapıldı ama işte sıkıntı, Musrati ile Muçi bu takıma şu an ne kadar uygun? Musrati de izlediğimiz... Onlar da çok maliyetli oyuncular bu arada. İzlediğimiz, evet, rekor rakamlara gelmiş oyuncular. Santos, yani benim aklıma Abdullah Avcı'nın Beşiktaş kariyeri geliyor. Profil olarak Abdullah Avcı'ya benzettiğim bir stili var. Yani Beşiktaş camiasına ne kadar kimyası uyuşacak, zaman gösterecek. Görünen ki kupayı almadığı senaryoda ben çok Santos'un devam edeceğine ihtimal vermiyorum. Santos'un devam sıkıntılı. Edip edilmeme gerçekten kupaya göre mi belirlenmeli sizce? Yani Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa devam edilmeli yeni sezona, kazanamazsa devam edilmemeli noktasında mı? Bence yanıltıcı olur. Bence devam edilmemeli ama ben biraz hani yönetimlerin reaksiyonunu bildiğim için muhtemelen kupayı endekslemişlerdir hocanın kariyerine. Evet, kupayla alakalı çok örtüşen bir düşünce vardı ama bu biraz bence değişmeye başladı. Şu sorulmaya başladı çünkü biz şampiyonluk yarışını verebilir miyiz Fernando Santos'un oyun mentalitesiyle? Yani gelecek sezonda tamam, kupayı alabilirsin. Bak, bir turnuva yine. Turnuvada başarılı olabilirsin. Türkiye Kupası'nı gelecek sezonda alabilirsin. Şampiyonluk yarışını Fernando Santos'ta verebilir mi Beşiktaş?